Özel sektör yalnızca Avrupa'nın en modern üretim ve hizmet tesislerini inşa ederek değil. 21 Ocak'ta 56 yaşında hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç için onursal başkanı olduğu TÜSİAD'ın genel kurulunda özel bir anma düzenlendi. Mustafa Koç'un TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşmaları içeren 5 dakikalık barko vizyonun ardından Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuştu. Mustafa'nın adını ve anısını yaşatalım. Onun için törenler, kitaplar, belgeseller yapalım. Adına ödüller koyalım. Adını taşıyan okullar, tesisler, enstitüler açalım. Ama bunlarla yetinmeyelim. Sadece adını ve anısını değil, değerlerini de yaşatırsak Mustafa aramızda yaşamaya devam eder. Ancak o zamanın, o zaman Mustafa'nın yaşamı Ölümle bitmeyen yaşam olur. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilan ve TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Saimz'da konuşmalarda başlamadan önce Mustafa Koçak'ındı. Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına çok büyük hizmetleri bulunmuş. TÜSİAD ve birçok sivil toplum kuruluşuna olağanüstü katkılar yapmış olan bu değerli dostumuzu her zaman şükran ve minnetle hatırlayacağız. Bu yılki genel kurulumuzu Yüksek İstişare Konseyimizin eski başkanı, TÜSİAD Onursal Başkanı, değerli üyemiz ve hepsinden önemlisi yeri doldurulamayacak dostumuz Mustafa Koç'un vakitsiz vefatından duyduğumuz acı henüz çok tazeyken yapıyoruz. Başta Koç ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına, ve TÜSİAD üyelerine bir kez daha başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Toplantının yapıldığı salonun dışına kurulan bir kürsüye Mustafa Koç için asılınan taziye defteri konuldu. Taziye defterine genel kurula katılan TÜSİAD üyeleri duygularını yazdı.